Japanese food. Yeah, sometimes I tried food yesterday. Hava yine feci sıcak ya. Müthiş bir sıcak var. Nem oranı da çok yüksek, o yüzden insanı hakikaten yoran bir havası var Küba'nın, ama yani burada seyahate tamamıyla değiyor. Yani gezerken o sıcaklığı, o nemi vesaire, yorgunluğu düşünmüyorsunuz. İtalyan. İtalyan? No, Turco. Turco. De Ankara o İstanbul? İzmir. İzmir es cerca de Ankara o cerca de İstanbul? İstanbul. 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 Excuse me, speak Spanish o? Turco. No, I speak English. It's a poquito, little bit. Excuse me. In the corner, Atatürk. Yes, I know. Atatürk is there, Atatürk, yeah. Atatürk. The corner, it's yes. The, do you know Atatürk? The father of the independence of Turkey. Yes, that's Atatürk. True. Mustafa Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, yes. Mustafa Kemal Atatürk. Yeah, oh. Do you know? Yes, I have. Nice to meet you. Yeah, so nice to meet you. What is your name? Renato. And Renato, you? Burak. Burak. Oh, it's a name, Turkish name. Turkish name. Yeah, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. ¿Estás hablando con tu familia? Yes. Yes, para YouTube. It's my journey. It's first time or second time? First time in Cuba. First time in Cuba. How many days? 4 days. 4 days. For 1 week or 2 weeks? 2 weeks. Or 2 weeks. Only Havana or around? Oh, no, not Havana only. Viñales, Trinidad. I hope so. When do you leave from Viñales? Tomorrow? After tomorrow. After tomorrow, yes. See. What they looking for now? Now friend? Just walking. But just walking on the street. Excuse me. It's too much Turkish people or Ankara and Istanbul for the eat in the number one, the Paladar. Paladar. A restaurant. A small house, private. Paladar. Uh-huh. No restaurant official. Official is too much. It's expensive. Uh-huh. Only look, it's near. Come on, follow me. No, I have to go another place. My friend's waiting me. Oh, yeah. Yeah. Thank you so much. Oh. Mucho gusto, señor. Me too, my Ciao. Friend. Dostlar, yolda böyle bir sürü abiler, ablalar sizi durduracaklar. Sohbet edecekler. Sıcakkanlı insanlar, işte restoran tanıtmak isteyecekler size. Sigara içiyor musun, puro içer misin vesaire, oralara götürecekler. Bundan da bahsetmek istiyorum aslında. Yani bu videonun ana teması bu. Küba'da hayat nasıl, insanlar nasıl hayatta kalıyor, burada nasıl bir sistem var, bunu anlatmak istiyorum size. Abi de şansa denk geldi. Videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum ama. Ya ben kendi çapında bir gezginim ve birçok gezgin arkadaşımı da takip ediyorum. Yani severek takip ediyorum. Ve gezginliğin aslında çok kolay bir şey olmadığını deneyimleyerek öğrendim. Hakikaten çok zorlu tarafları var. Keyifli ama zorlu tarafları da var. O yüzden ben bütün gezginlere elimden geldiğince destek olmak istiyorum. Kendi çapımda yani. Onların videolarını izlemeye çalışıyorum. Instagram'da takip ediyorum vesaire. Bugün sizlerle bir gezgin kardeşimi paylaşacağım. Çok genç yaşlarda yollara çıkmış, çok büyük bir cesaret örneği göstermiş. Belki birçoğunuz tanıyordur. Halil Kaptan. Ben severek takip ediyorum. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan içeriklerini paylaşıyor Halil. Şu an Asya'da seyahat ediyor. Çok da güzel seyahat ediyor. Böyle ilginç lokasyonlara gidiyor. Lokal yaşamı gösteriyor. Takip etmenizi öneririm. Açıklamalara Halil'in Instagram'ını ve YouTube'unu bırakacağım. Muhakkak bakın derim. Hakikaten çok genç yaşta yola çıkmış. Büyük bir cesaret örneği göstermiş bir kardeşimiz. Desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ben kendi adıma severek takip ediyorum. O yüzden sizlere de önermek istedim. Ya yani böyle bir reklam falan değil. Ben sevdiğim gezginleri ara ara sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Ayrıca keyif alarak izliyorum yani. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Dostlar, bu sarı binayı görüyor musunuz? Bakın. Burası devletin insanların temel ihtiyaçlarını karşıladığı, temel gıda ihtiyaçlarını karşıladığı bir market. Şöyle göstereyim, bakın içerisi bomboş ya. Normalde buradan geçtiğim zaman bazen sıra oluyor. İnsanlar sıra bekliyor, sırası geldiği zaman temel gıda ihtiyaçlarını buradan alıyorlar. Böyle poşetlerle çıktığını görüyorsunuz insanların. Şimdi bu nasıl bir sistem, bundan bahsetmek istiyorum. Küba bildiğiniz gibi sosyalist bir ülke. Burada planlı ve devletin kontrolünde olan bir ekonomi sistemi var. Bu sistem karneyle çalışıyor. Yani her insanın, her vatandaşın bir karnesi var. O karneyle bu tarz marketlere, Havana'da bir sürü var. Bu tarz marketlere geliyorlar ve devletin onlara sağladığı, efendim işte pirinçtir, sabundur, yağdır, fasulyedir, böyle temel gıda ihtiyaçlarını
buralardan alıyorlar. Ama bu tamamıyla bedava değil. Şöyle bir yanılgı var. Küba'da her şey bedava. Hayır, böyle bir yanılgı var. Ben Kübalı bir abladan bu bilgileri aldım. O yüzden sizle böyle gönül rahatlığıyla paylaşabiliyorum. Şimdi insanlar karneyle buraya geliyor, tamam mı? Aldıkları ürünleri o karneye işliyorlar. Devlet bu ürünlerin %70'ini karşılıyor. Yani fiyat olarak %70'ini devlet karşılıyor. %30'unu da vatandaş kendisi çalışıp kazandığı, aylık çalışıp kazandığı paradan karşılamak zorunda. Ablaya sordum, hani bu nasıl bir rakama tekabül ediyor bu %30'luk miktar? Şey dedi, en fazla 300 peso ediyor dedi. Yani kişi başı en fazla 300 peso ediyerek aslında bütün yemeklere sahip olmuş oluyor. Tabi bu baktığımız zaman böyle hani şey gibi, ucuz gibi duruyor ama insanlar zaten burada çok ciddi paralar kazanmıyorlar. Ondan da bahsedeceğim. Şöyle bir yanılgı var. Her şey devlet tarafından karşılanıyor. Hayır. Eğitim bedava, evet. Sağlık sistemi bedava, evet. Ama gıdayı insanlar sadece %30'luk kısmını ödeyerek sahip oluyorlar o gıda ürünlerine, temel gıda ihtiyaçlarına. Geri kalan nasıl olacak peki? Ya da diyelim karnı doymadı, yetmedi vesaire. Onu da işte aylık çalışıp kazandığı paradan yine cüzi miktarlarda ödeyerek karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Ama bugünlerde şöyle bir sıkıntı var. Abla şey dedi, yani son 3 senedir özellikle pandemi geldikten sonra çok ciddi bir gıda sıkıntısı yaşanıyor Küba'da dedi. Gıdaya ulaşamıyorlar. Yani aldıkları besin gitgide düşüyor. Yedikleri şey gitgide azalıyor. Aslında bu hayat kalitelerini etkiliyor baktığınız zaman. Gıdaya ulaşamıyoruz dedi şu an. Ulaşsak da çok pahalı dedi. Geçmişe nazaran diyor tabii bunu. Böyle bir sıkıntısı var Küba'nın. Böyle bir de sistem var. Bakın insanlar burada sıraya girmişler. Şu mavi kapılı yeri görüyorsunuz değil mi? Orası bir market. Orada sıra bekliyorlar. Sırası gelen içeri giriyor, marketten ihtiyaçlarını alıyor dostlar. Şu köşedeki dükkan da beyaz eşya dükkanı dostlar. Ama burada nasıl bir sistem işliyor bilmiyorum. Yani beyaz eşyaları satın alırken nasıl bir sistem işliyor bilmiyorum. Bak mesela burada şuradan görüyorum da bir dondurucu var. 460 peso. Şu derin dondurucu 460 peso. Ondan sonra dışarıdan bakabiliyorum ben bir tek. Şurada klima var, 1025 peso. Su arıtma şeyi var. Şöyle damacanaları koyduğumuz su şeyi var ya sistemi, o da 148 peso. Burada çamaşır makinesi var, 873 peso. Sadece şöyle dışarıdan gösterebiliyorum size, o da yansıyordur, çok göremiyorsunuzdur ama. Ha bak burada da şey var, buzdolabı var, 1345 peso. Yani sadece böyle dışarıdan gösterebiliyorum size, kusura bakmayın. Çünkü önünde çok sıra var, içeri girebilir miyim onu bile bilmiyorum. Hani girsem de bir de kamerayı kabul ederler mi onu da bilmiyorum. O yüzden şöyle dışarıdan fiyatları size göstermek istedim. Dostlar şimdi bir tane mağazaya girdim. Burası böyle hijyen ürünleri satıyor. Bak mesela burada bir şampuan var. 2.90 peso. Ama burada sadece kartla ödeme yapılıyormuş. Yani nakit ödeyemiyorsunuz burada. Mesela bu 2.30 peso sabun. Ondan sonra cima burada 2.5 pesoya sabun var. 1.70 pesoya sabun var. Ondan sonra banyo jeli diyor. 2.25 peso. Burada da duş jeli var. 2.60 peso. Ha bak burada bebe şampuanı var. Kaçmış? 2.35 peso. Deterjanlar şöyle 9 peso. 9 peso. Ondan sonra burada acenin var. 7.75 peso. Şurada şöyle koca bir sabun var. 4.5 peso. Burada farklı bir deterjan var yine. 21 peso. Tuvalet temizleyici. 1.90 peso. Deterjan var burada ama bunun fiyatı yazıyor. Aynen. 2.40 peso. Yine burada da deterjan var, o da 1.5 peso dostlar. Dediğim gibi sadece kredi kartı ya da banka kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bu markette sadece şey satılıyor böyle, hijyenik ürünler satılıyor. Her markette farklı bir şey satılıyor. Gıda farklı, hijyen ürünü farklı vesaire vesaire. Gezdiğimiz dükkan burası dostlar. Ve sadece kartla ödeme yapılıyormuş. Onun dışında ne dedi? Hem turistler buradan alışveriş yapabiliyor dedi, hem de Kübalılar. Yani her iki gruba da izin var. Bakın sarı binayı görmüştük ya sabah. Devleti de temel ihtiyaçları karşıladığı dükkan demiştim. Market demiştim. Ama bak sıra bekliyorlar. Orası için. Burası bayağı bir kalabalık. Orada kimse yoktu. Burası bayağı bir kalabalık. Bakın size şimdi sırayı göstereceğim. Bak
bak nereye kadar uzanıyor sıra. Burası bayağı bir kalabalıktı dostlar. Yani diğer yerde belki de orada şey bitmiştir, ürün bitmiştir. Burada bayağı bir kalabalık var. Ya da bölge bölge, mahalle mahalle de dağıtıyor olabilirler. Çünkü o tarz bir market birkaç yerde gördüm. Hakikaten insanlar sıra bekliyorlar, böyle beyaz poşetlerle çıkıyorlar. İçerisinde fasulye var, pirinç var vesaire, sabun var, yağ var. Görebiliyorsunuz yani poşette neler olduğunu. Burada haritada bir market gösteriyordu da market kapanmış. Onun için gelmiştim bu mahalleye. Şansımıza kapanmış market. Da şurayı göstereyim size bak. Burası da böyle ufak bir market sayılır. Burada da bir şeyler satıyorlar. Bak et satıyorlar mesela açıkta. Ondan sonra burada sebze satıyorlar. Tropikal meyve var. Mısır var. Ha, burada da abi satıyor. Hola. Can I filmar? Possible? Şöyle izin alalım da gösterelim. Bakın dostlar. Genelde yani mesela burası zengin bir tezgah. Öyle söyleyebilirim bak. Mesela bakliyatı da bu şekilde satıyorlar. Mısır vesaire. Şu arkada yağlar var. Burada tropikal meyve var. Ondan sonra işte mısır var, muz var. Böyle bir ufak market gibi bir yer. Aa, şurada da fiyatlar yazıyor. Şöyle biraz yaklaştırayım da bakabilirsiniz. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Oil, yağ. Aa, yağ satıyor galiba abi. Quanto cuesta? Aa, bu vino. Ha, vino. Vino. Ha, quanto cuesta? Dos? 200. 200 peso diyor. Ama şarap satıyor. Send the money. No, I change money. Gracias. Is vino? Vino, şarap satıyor. 200. Ben içmiyorum. Gracias. Muchas gracias. Şu karşıdaki sırayı görüyor musunuz bak? Neredeyse sokak boyunca uzanıyor. Şurası için bekliyorlar. Orası gölge diyor, orada bekliyorlar. Bakın burası bir market. Gıda ürünleri satıyor. Rica ettim içeride hani girip çekim yapabilir miyim diye. Önce sıraya girmen gerekiyor dedi. Ama sadece bakabilirsin, çekim yapamazsın dedi. Ben de şöyle size dışarıdan göstereceğim dostlar. Bak burada mesela bakliyatlar var. Şöyle konserve şeklinde. Orada ne var? Mercimek var. 2.33. Ondan sonra ne görüyorum? Böyle fasulye görüyorum. 2.33. Her şey 2.33. Şu bakliyatlar, konserve bakliyatlar. 355 gramlık bakliyat, konserve 2.33 peso. Ondan sonra cima şurada. Burada salça var. Büyük salça. Domates salçası 7.29. Şurada küçük salça var. O da 2.92 peso. Yukarıda turşu var. 2 kiloluk turşu. 8.33 peso. Ya içeride kola mola bir şeyler de var. Böyle içecekler var. Başka şeyler de var. Yağ falan var da. Ne yazık ki içeriye giremiyoruz dostlar. Sıkıntı ya. Kamerayı her yere sokamıyorum. O sıkıntı bir. İkincisi kamerayla çekim yaptığım zaman mesela biri geliyor diyaloğa başlıyor. Kamerayı ona çeviriyorum, beni çekme diyor. Kapat kamerayı lütfen diyor vesaire. Bazen sıkıntı oluyor. Ya gördünüz değil mi sırayı? Market için bekliyorlar. Ya burası sıra. Küba eşittir sıra. Ya ben geldiğim günden beri sıra görmediğim böyle çok nadir anlar oldu. Onlar da işte turistlerin gittiği restoranlar, mesoranlar yani. İşte insanlar genelde alışveriş yapacağı zaman çok uzun kuyruklar oluşuyor. Beklemek zorundasınız. Ben de mesela içeri girebilirdim kamerasız ama beklemek zorundayım. Hatta alışveriş de yapabilirdim ama sadece kartla. Burada insanların kartı da var. Şu hatta bankamatik, şurada bir kalabalık var ya, orada bankamatik için bekliyorlar. Aa bak burada da var market mesela. Bak insanlar burada da bekliyor sıra. Ama burası biraz daha küçük. Geçiyordum da bir sürü tezgah gördüm bakın. Kıyafet, ondan sonra sabun, hijyen malzemesi, ayakkabı, parfüm vesaire. Bir sürü bir şey koymuşlar bak, satış yapıyorlar. Gözlük, gözlük bak, diş fırçası. Bir sürü bir şey satıyorlar sokakta. Ya burada ayakkabı satıyor, burada çocuk kıyafetleri satılıyor.
Şurada şampuan, deterjan vesaire bir şey gördüm. Burada da kıyafet var. Makyaj malzemesi falan var. Terlik, toka, taş. Ondan sonra böyle cımbız, tırnak makası, pil, jilet, diş macunu, diş fırçası, bir sürü bir şey var. Şöyle bir parkta satış yapıyorlar. Dostlar, şimdi bir tane ufak bir pazar gibi bir yer buldum böyle. Orayı göstermek istiyorum size. Bakın burada böyle çok güzel meyveler satıyorlar. Aha, bu da buranın salatalığı. Güney Amerika'da geldi, salatalıklar böyle kocaman. Fiyat yazıyor mu? Fiyat yazmıyor. Burada bu yuka sanırım ya. Tam emin değilim ama mesela bu ne yazıyor? 60 yazıyor. Bu ama şey mi? Hani kilosu falan mı ya da tane olarak mı onu bilmiyorum. 60 peso diyor. Ha pardon, yuka bu, özür dilerim. Bu başka bir şey. Malanga yazıyor burada, pardon. Burada yuka için 15 peso yazıyor. Ondan sonra cima. Burada bu da 15 pesoymuş. Bu zencefildi galiba, yanlış hatırlamıyorsam ismini. Sonra böyle tropikal meyveler var. Şu galiba kızartılabilir muz. Yanlış bilmiyorsam 10 peso. Ondan sonra cima. Başka bak, genelde böyle şey var ya, meyve var. Şu guayabana meyvesi. Bunu Brezilya'dayken denemiştim. 30 peso. Limon var, 120 peso. Ondan sonra cima. Bayağı bir bamya değil mi bu ya? Kocaman. Bunun fiyatı da ne kadarmış? 25 peso. Böyle baksanıza, açıkta falan satıyorlar meyveleri. Yani böyle parça parça satıyorlar. Üzerinde bir sürü sinek var ya. Bir sürü hastalık demek bu yani. Şöyle şurayı da göstereyim. Burası farklı bir market galiba. Aynen. Şöyle ortadan ikiye bölmüşler. Bu kadar dostlar. Bu insanların imkanları bu kadar. Bakın. Genelde şöyle muz var. Yani bu yeniyor mu, kızartılıyor mu tam bilmiyorum. Her ikisi için de kullanıyor olabilirler. Şöyle şeker kamışı, şeker kamışının içini çıkarıp böyle paketleyip satıyorlar. Bu da bayağı meşhur. Böyle kıtır kıtır yiyorlar bunu. Ondan sonra burada sarımsak var. Şöyle paket halinde satıyorlar. Arkada yağ filan var. Ondan sonra şu neydi? Vinigra neydi ya? Sirke aynen. Sirke satıyorlar şişede. Başka da bir şey yok. Muchas gracias. Muchas gracias. Şurada da sanırım fiyatlar yazıyor aynen. Şöyle göstereyim size. Böyle dostlar, yani mahallelerde şöyle eski binaların içerisinde marketler, pazarlar vesaireler var. Ha bak, yazıyormuş zaten burada Mercado diye. Ha burada açılış kapanış saatleri de yazıyor ama gördünüz yani imkanlar ne kadar kısıtlı ya. Yani hakikaten insanlar burada yiyeceğe, içeceğe, temel gıda ihtiyaçlarına ulaşmakta çok zorlanıyorlar. Yani benim şu ana kadar gördüğüm, insanların bana anlattığı bu. Şimdi size şeyi göstermek istiyorum. Artık ben merkezden uzaklaştım. Birazcık arka mahallelere doğru girmeye başladım. Şöyle size insanların yaşadıkları evleri göstermek istiyorum. Merkezde de bu tarz evlerde yaşıyorlar. Bayağı eski. Yani hakikaten üfleseniz dökülecek şekilde evler. Çok fazla böyle restorasyon görmemiş, bakım görmemiş. Bayağı sıkıntılı yani. Yani dışarısı şu şekilde ise içini siz tahmin edin dostlar. Bir çocuk bana aynen öyle söylemişti ya. Dedim hani sizin evlerin dışı çok eski, içi nasıl demiştim. Hani girme şansım olmadı benim. Çok kötü demişti yani. Dışını görüyorsun, içini sen düşün demişti. Hakikaten çok zor bir durum. Şimdi bu evlerde insanlar bedava kalıyorlar. Para vermeden kalıyorlar. Herhangi bir kira ücreti vesaire ödemiyorlar. Devlet herkese bir ev sağlıyor. Onun dışında ablayla konuştuğum zaman, bu bilgileri aldığım ablayla konuştuğum zaman dedim ki siz hani elektriği, suyu vesaireyi nasıl yapıyorsunuz dedim. Bana dedi ki elektriğin çok ama çok ciddi bir kısmını devlet karşılıyor dedi. Çok cüzi bir miktar ödüyoruz biz dedi. Dedim hani bu nasıl bir miktar? Hani yüzde olarak verirsen yüzde kaçını devlet karşılıyor, yüzde kaçını siz ödüyorsunuz dedim. Yüzde onluk bir kısmını en fazla biz ödüyoruzdur dedi. Dedim suyu nasıl yapıyorsunuz? Suyu da aylık aşağı yukarı 20 peso ödüyorlarmış. Onun dışında şey de söyledi bana, gaz da aşağı yukarı 100 peso tutuyor dedi. Yani çok ucuz gibi geliyor aslında bize bu. 100 peso, 20 peso. Dövize çevirdiğimizde biz hakikaten ucuz gibi geliyor bize. Ama burada insanların aylık kazancını hesaba kattığımız zaman öyle bir dünya yok. Hakikaten çok zorlu şartlarda yaşıyorlar insanlar. Yani yetmiyor. İnsanların kazancı, devletin sağladıkları hakikaten bu insanları refah seviyesinde yaşama şeyine ulaştırmıyor yani. Çok zor şartlarda yaşıyorlar. Mesela dedim abla siz aylık ne kadar kazanıyorsunuz mesela? Hani ben internette genelde şey okudum. Herkes hemen hemen aynı parayı kazanıyor gibi
gazetesinden okudum. Valla şey söyledi bana. Bundan 4-5 yıl önce doktorların maaşları genelde 90 dolar civarı oluyormuş. Yani dövize vurduğum zaman. Onun dışında en düşük kazanan 50-60 dolar civarı bir şey kazanıyormuş. O da işte sokağı temizleyenler, inşaat işçileri vesaire. Son 2-3 yıl içerisinde gitgide kötüye gidiyoruz dedi. Kazançlarımız yani enflasyon yüzünden bayağı düştü dedi. Dedim abla ne kadar kazanıyorsunuz peki şu an? Yani en iyi kazanan bu ülkede doktor ve öğretmen. Onlar da... Hello. How are you? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Good, good. No hablo español, poquito. Just... Dolanıyorum. Walking. Çocuklar şey yapınca, selam verince ben de selam vermek istedim. Dedim şu an ne kadar kazanıyorsunuz peki abla dedim. Söylediği miktarı söyleyeyim size. En iyi kazanan öğretmen ve doktorlarmış ülkede. O da şu an 50-60 dolar civarı ediyor dedi kazandıkları para. En düşük kazanan da 25-30 dolar civarı kazanıyormuş. Yani bayağı baktığınız zaman bayağı bir azalmış. Yani hem kazanç azalmış hem ürünler pahalandığı için, ürün kıtlığı da olduğu için ne yazık ki ulaşamıyorlar. Yani anlayacağınız uzun sözün kısası bayağı sıkıntılı bir durum. Yani görüyorsunuz zaten evleri bayağı kötü koşullarda yaşıyorlar. Yani sokaklar genelde çok temiz değil. Şu arka sokaklara girdiğiniz zaman çok temiz değil. Evler yıkık dökük. Hiçbir şekilde bakım onarım görmemiş. Uzun yıllardır insanlar bu evlerde yaşıyorlar ne yazık ki. Marketlerini vesairelerini gördünüz zaten. Fiyatlardan daha çok bahsetmeye çalıştım. Ha bak burada da market varmış. Girelim bakalım içeri. Mercado San Rafael. Bir önceki videolarda şey fiyatlarından da bahsetmiştim işte yiyecek içecek vesaire. Ha şöyle göstereyim bakın size. 18 pesoymuş soğan. Şurada taze soğan var 50 peso. Ondan sonra orada sarımsak var 18 peso. Hola. País Turquía. Ay, qué rico. A mí me encanta la novela turca. Ah, novela Turquía. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Ah, nombre? Abla Türk dizisi izliyormuş. Ah, en blanco y negro. ¿Cómo se llama? Fera Al. Feriha. Feriha. El nombre. Ah, Feriha. İbrahim. İbrahim Sultan Süleyman. Muhteşem yüzyıl. Estamos hablando de la novela. Padişah. Tamam. Okay. Feriha. Feriha'yı izliyormuş abla. Mucho gusto. Malta. ¿Cómo se llama? Malta. Malta. Burak. Mucho gusto. ¿Cuándo te va? Cuatro días. Ay. Cuatro días. Sí, just mercado. Gracias. Limon var. Limonun kilosu. Kilo mu ya bu? LB şeyini bilmiyorum. Ölçüsünü bilmiyorum. 120 peso. Ondan sonra cuma. Başka ne gösterebilirim? Burada kıvırcık var. 80 peso tanesidir diye tahmin ediyorum. Burada fıstık var. Ne diyor? 180. Sanırım paketi 180 peso. Ben peso olarak söylüyorum, siz 100'e bölün dostlar. Mesela 180 peso dediğim 1.8 dolar. Öyle hesaplayabilirsiniz. Şöyle bakalım. Karpuz yine livra dediği 30 peso. Ben yazarım yanlarına da. Libra'yı çünkü bilmiyorum nasıl bir ölçü, kaç kiloya denk geliyor. Kusura bakmayın dostlar. Şöyle pazarı dolaşalım ufak ufak ya. Hola. Ya burada kıvırcık atmış. Mango ile papaya'yı karıştırdım ya. Ama bayağı lezzetli. İkisinin karışımı kahvaltıda veriyorlar. Çok lezzetli. Hola. Şöyle. Hola. Posible? Filma? Okay, gracias. Okay, gracias. Gracias, señor. Burada et, et. Oo, bayağı ama sinek minek bir şeyler var. Ne? Türkiye. Ha, Türkiye. Türkiye, si. Si. Burada dana eti herhalde, kırmızı et kesiyor. Baksanıza ama. Bayağı açıkta satıyorlar. Hiç hijyen yok ya. Bayağı hastalık hastalık kapar bu insanlar. Muchas gracias, señor. Bak burada da abimiz kesiyor etleri böyle. Ama işte açıkta ya. Sıkıntı yani. Bak köşede de donu satıyorlar. Hola. Pazar bu kadardı dostlar. Gördüğünüz yani bayağı bayağı kısıtlı. İnsanların alabilecekleri şeyler çok kısıtlı. Fiyatları da ben aşağı kilo bazında yazacağım.
¿Novela turca? Sí. ¿Which novela? ¿Cuánto es? Toda. Sí, pero ¿cuál es el título? Bueno, ahora no sé decirte, pero... Pero las novelas turcas muy, muy, muy bonitas, me gustan. Muy bonita. Your name's Dani. Dani. Okay. Burak. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Mira, Very cheap. ¿Cuánto cuesta? Para ti, five euros. €5. Sí, pero esto vale 10 euros. €5. Aquí, 100. 100? Sí. Todo. Todo. Ah, bu bir dolarmış hepsi. 200 y 100, 300. Aquí, uh-huh. 100 completo. 100 completo. Bu da 1 dolarmış hepsi. Bu da biber bulmak birazcık sıkıntı. Şöyle hepsi 1 dolarmış. Muchas gracias, señor. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Adiós. Un abrazo. ¿Cuánto cuesta? 60. 60. Gracias. Where are you from? Turkey. Turkey? Sí. You are tourist? Yes, I'm tourist. Yes. I have camera and I record the streets. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. But it's too hot. Too hot, yes, it's too hot. It's very hot. Very lucky to buy a cigar on you. Ah, I don't smoke. I don't smoke, yes. Just walking the streets. Walking around. Yes. Be careful, soul. Yeah, thank you so much. Okay. Mucho gusto. Şimdi ekmek aldım da kendime, abiyle tanıştık. Hava çok sıcak diyor. Hakikaten yanıyorum şu an. Beynime güneş geçti. Evet dostlar. Şimdi bir sürü bir şey anlattım. Küba zor günler yaşıyor dedim. Tamam. Bu arada ekmeği şu abiden aldım. Bazen sokakta böyle ekmek satıyorlar. Kaç? 60. 50 zannettim ben. Karıştırıyorum bazen 50'yi 60'ı. 50 pesoya aldım. İçerisinde 6-7 tane böyle ufak ekmek var. Şimdi bir sürü şey anlattım. Küba zor günler yaşıyor dedim. Tamam. Gelelim bunun sebebine. Hikayeyi birazcık başa sarmak istiyorum. Küba'nın iyi günler yaşadığı, parasının pulunun olduğu zamanlara dönmek istiyorum. O da ne zaman? 1920'lerin başı. 1920'lerin başında internette şey yazıyor. Amerika'da birçok araştırdığım yerde aynı şeye ulaştığım için bunu anlatıyorum. Amerika'da içki yasağı, alkol yasağı başlamış. Amerikan eğlence sektörü sanırım bu yüzden birazcık darbe görmüş. Amerikan eğlence sektörünü hop Küba'ya taşıyorlar. Buradaki eğlence sektöründe çöküyor Amerikan mafyaları. Alkol, kumarhane, bir sürü kumarhane açıyorlar. Alkol, kumarhane ve fuhuş üçgenini burada yaygınlaştırıyorlar. Öyle olunca ne oluyor? Bu üçünün girdiği yerde para biter mi? Para, feci para döner yani. Bayağı bir para dönmeye başlıyor burada. Ülkeye bayağı bir para giriyor. Ama bu giren para sadece Amerikan mafyalarının ve belli kesimin cebine giriyor. Doğal olarak halk zenginleşmiyor. Halkın cebine bir şey girmiyor. Bu bir kesimi rahatsız ediyor. Kim bu kesim? Yani zaman geçtikçe insanlar bundan rahatsız olmaya başlıyor. Yıllar yıllar geçiyor. Bu rahatsız olan kesim, bu durumdan rahatsız olan kesim bir tepki gösteriyor. Fidel Castro, Ernesto Che Guevara ve arkadaşları bu duruma tepki gösteriyor. Artık diyor ki hani Küba'dan faydalanmanızı istemiyoruz yani. Bizim paramız bize kalsın. Yani biz kendimizi idare etmek istiyoruz. Bizim ülkemizden faydalanmayın. Ne yapıyorlar? Bir devrim gerçekleştiriyorlar. Küba devrimi. Yani internetten daha detaylı araştırabilirsiniz. Ben hiç girmeyeceğim o devrime. Küba devrimini gerçekleştiriyorlar. Küba'yı kendilerince özgürleştiriyorlar. Ve artık sosyalist bir ülke oluyor Küba. Sosyalist ekonomik ilkelere dayanarak halen de o ülkelerle yönetiliyor. O şekilde yönetilmeye başlanıyor. İlk dönemlerde bir sıkıntı yok. Güzel. Sovyet Rusya var. Sovyet Rusya'dan çok büyük destek görüyorlar. Ama Sovyetler yıkıldıktan sonra ki en büyük yardımı Sovyetlerden görüyorlar. 1900'lü yılların başında Sovyetler yıkıldıktan sonra Küba böyle ortada tek başına kalıyor. Çünkü ona yardım edecek bir güç yok ortada. Buradaki tarım ürünleri yani tarımsal alanlar yetiştirdikleri ürünler Küba halkına yetmiyor. Ne oluyor? Zaten ürünlerin birçoğu Rusya'dan geliyordu. Sovyetler Birliği'nden geliyordu. O da yıkıldı. Ne oluyor? Küba çok sıkıntılı bir dönem yaşamaya başlıyor. Çünkü Amerikan ambargosu da var üzerlerinde. Amerika diyor ki Küba ile anlaşma yapan herhangi bir ülkeyle biz anlaşma yapmayız. Sıkıntıya girersiniz. Amerika dediğimiz şey büyük bir ekonomi. Onunla başa çıkmak mümkün mü? Yani bugün Avrupa ülkeleri bile tırsıyorlar yani
Amerika'dan, herhangi bir yaptırım uygulamasından. Öyle olunca Küba çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor. İnsanların beden ağırlıklarının, vücut kütlelerinin çok ciddi bir kısmını kaybettiği, çok kilo kaybettikleri, zayıfladıkları bir dönem yaşıyorlar. Bu döneme de özel dönem diyorlarmış burada. Öyle bir döneme giriyor Küba. Daha sonrasında işte toplamaya başlıyorlar ama ne yazık ki Amerikan ambargosu onların gelişmesinde, ekonomisinin büyümesinde çok ciddi bir faktör. Son dönemlerde yaşanan bu pandemi sebebiyle Çin'den getirilen ürünler sekteye uğruyor. Yani belki 2 haftada gelen ürün bir ayı buluyor buraya gelmesi. Küba pesosu değer kaybediyor. Değer kaybettikçe aldıkları ürün miktarı azalıyor. Doğal olarak ülkeye gelen temel gıda maddesi azalıyor. Tek ticaret yapabildikleri benim anladığım şey Çin. Yani düşünsenize bir Çin'den buraya bir şey getirtmek var. Pirinç getirmek var mesela. Bir de Amerika'dan getirmek var hemen yanı başında ya da Güney Amerika'dan getirmek var. Ama ambargo yüzünden her ülkeyle anlaşma yapamıyorlar. O da işte insanların refah seviyesini, yaşam standartlarını etkiliyor ne yazık ki. Durum budur dostlar. Bugün bu videoda sizlere bunu anlatmak istedim. Sokakları göstermek istedim. Yani insanların yaşadıkları evleri göstermek istedim. Şu an merkezden bayağı uzaktayım. Yani aslında arka mahallelere girdim. Görüyorsunuz zaten. Yani merkezde de evler bu şekilde ama burada da gördüğünüz gibi evler döküntü ne yazık ki. Yani insanların yaşadıkları bu zorlu hayatı elimden geldiğince sizlere göstermek istedim. Umarım bir şeyler katabilmişimdir size. Umarım keyifli bir video olmuştur. Anlaşılabilir bir video olmuştur. Dilim döndüğünce basit haliyle anlatmaya çalıştım. Sizi sıkmamaya çalıştım. Anlatmak istediklerim bunlardı. Güneş bitirdi beni, bitirdi. Vallahi bitirdi beni ya. Artık benden bu kadar dostlar. Birazcık gölgeye geçip dinlenmek istiyorum. Oturmak istiyorum. Bir şeyler içmek istiyorum. Biteyim yani ya. Vallahi şu parklar olmasa, ağaçlar olmasa biteyiz var ya. 40 derece var galiba hava bugün. Beynim yandı güneşten. Neyse ben birazcık dinleniyorum. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Bir beğeni atarsanız, bir yorum atarsanız, abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Aynı şekilde Halil kardeşimi de takip ederseniz açıklamalara hem Instagram'ın hem YouTube'unu bıraktım. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Hatta yorumlara da benden bir selam gönderin ona. Başka ne diyecektim? Bir şey diyecektim ya. Küba maceramız devam ediyor. Takipte kalın diyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Adios amigos.